Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Maraton CSM Teknik Servis Eğitim Hizmetleri ofisimden sizlere sesleniyorum. Ben teknisyeniniz Hakan arkadaşlar. Şimdiki ders konumuz ise sevgili dostlar, antenler arkadaşlar. Bunlar Wi-Fi anteni, GPS anteni, navigasyon, aynı zamanda Bluetooth vesaire kasaya hatlar aracılığıyla gelen anten telleri arkadaşlar. Bunlar koptuğunda hangi modüle bağlıysa, Wi-Fi'ye bağlıysa Wi-Fi az çeker. Şebekeye bağlıysa şebeke az çeker. Ve yine bir anten konnektörü daha görelim. Bu da telli antenimiz arkadaşlar. Şurada. Yani şebeke anteninin konnektörü arkadaşlar. Bunu da görelim. Konu itibariyle. Anten ve anten konnektörlerini görelim. Bir de anakart üzerinden görelim. Çeşitli antenleri. O da bir anten. Hangisi? Şimdi göstereceğim. Anten, 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 anten. Antenleri görelim. Burada da bir antenimiz var. Bunların kopuk olup olmadığına bakacağız arkadaşlar. Ve konnektörü gördünüz. Film FPC konnektörü ve batarya konnektörünü görüyoruz. Şimdi konumuz işte anakart üzerinde bahsettiğim, bak şu sarı olan ses, bir önceki videoda bahsettiğim kamera ve sesli görüşmedeki, görüntülü görüşmedeki ses gitmiyorsa veya video çekiyorsun ses kaydetmiyorsa yukarıda kameranın yakınında bulunan mikrofonu değiştirmen gerekecek. Bir önceki videoda gösterdim. Şimdi ise konumuz antenler arkadaşlar. Gelelim antenlerimize gelelim arkadaşlar. Tel antenler ve şebeke anteni olayını göreceğiz. Ne yapıyoruz? Hemen flaksımızı sıkıyoruz. Tamam mıyız? Onu oradan sökeceğiz arkadaşlar. Sıcak havamız yine 360, lehimlerimiz 370 derecede arkadaşlar. Üfleme hızımız bu, buradaki mesafeyle buradan ısıtacak kadar mesafede olması lazım. Zoom yapalım, rahatça görün, onu da ayarlayalım. Şebeke antenini çıkartırken telini, bunları genelde çok kopartıyorlar arkadaşlar. Bunu kökünden söküyorlar veya. Ya da bu yamulabiliyor takarken değiştirilmesi gereken gelen arızalardan birisi arkadaşlar. İlk önce parçaları sökmeyi, takmayı bileceğiz. Bu antende dikkat edeceğimiz şeyler göstereceğim şimdi. Yokluyoruz. İlk önce boşa çıkmış mı? Lehimleri elimizde boşa çıkmış oluyor. Şöyle dışarıya atalım. Attık. Ne yapacağız? Geri takacağız arkadaşlar. Bu anten tamiri için. Ama neyine dikkat edeceğiz? Bozulduğunda bunu söküp atacaksın bozunu. Benim de başka bir anakarttan aldığımı farz edin. Aynı bu şekilde sökerek. Şimdi başka anakarttan getirdiğim anteni buna takacağım. Neyine dikkat edeceğiz? Aynı antenlerin hepsi bu şekilde arkadaşlar. Bu şebeke anteninin anten konnektörü. Neyine dikkat edeceğiz? Bakın şurada bir ortadan gelen, tamam mı, bir bağlantı var. Ters tarafını görelim. Anten telini ona taktığımızda şu ortadaki data ayağıdır arkadaşlar. Sinyal ayağıdır daha doğrusu. Diğer taraflar şase arkadaşlar. Karşılıklı bağlantılı. Biz de tekrar bakalım. Düzeltiyorum. Bir tarafa bağlantılıdır. Üç tarafı şasedir arkadaşlar. Söktüğünüz bu hangi taraftan çıkıntılıysa anakarta giden taraftır genelde. Burada izini de görürsün yolunu. O şekilde söktüğün tarafına göre takacaksın. Buraya kendi lehimizi geçtiğimizi farz edin sevgili dostlar. Hem videonun uzun olup sizi sıkmaması açısından hem de daha önceki öğrettiğim şeyleri tekrar tekrar anlatmama gerek yok arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Yönümüzü biliyoruz. Şöyle koyduk. Rüzgarımı düşürüyorum. Orada flaks kalıntısı var. Lehimler eriyecek ve o yerine yapışacak arkadaşlar.
360 derece ve 2 hava hızında küçük parçaların uçmamasını istiyorsan rüzgarı kısacaksın. Rahat rahat ısınırsın. Ya da rüzgarı hızlı verdin. Dikeyden de böyle gezerek yapabilirsin. Ama burada dikkat edeceği el mesafesini doğru ayarlaman gerekiyor. Ortalama 2 santim civarında mesafeden çalışıyoruz arkadaşlar. Lehimlerin eridiğini görüyorsun, parlıyorlar. Su gibi olduğunda ise şöyle de yapabilirsin, dönerek de yapabilirsin. Yerleştir yerine, düzgüncene ve anten konektörünün tedavisini gerçekleştirmiş oldun. Bunun montajı bu şekildeydi. Şimdi de tel antenlere dönelim. Tel antenlerde kırık olduğunu farz ederim. Kopmuş, kırık. Şebeke az çekiyor, işte wifi az çekiyor, çekiyor ama az çekiyor şeklinde şikayet geldi. Sen de hemen montajını yapacaksın, değiştireceksin. Burada bir anakarttan anteni alıp buraya takman yeterli. Neyine dikkat edeceksin? Baskı ucu yukarıda durur bunların. Aynısından alıp bir tane buradan söküp yüksek tarafını ve alçak tarafını denk getireceksin. Mantığımız aynı. Kenarda eriyecek bir şey varsa dikkat et. Kolla havayı oraya doğru tutma. Başka tarafa doğru tut. Şimdi bir tanesini de burada gösterelim. Söktük. Bakın altında lehimler var. Burada lehim olduğu için buraya kendi lehiminizi geçmenize gerek yok. Diğer öteki anakarttan söktüğünü farz edelim. Aynı şekilde ısıtarak aldın. Sıcak hava işte burada önemli. Bunu aynı bununki gibi yönünü bu şekilde takacaksın. Getireceksin, üstüne koyacaksın. Hepsi birbirinin aynısı zaten. Herhangi bir farklı bir şey yok. Aynı işi yapıyorlar ve görevleri aynı şekillerinde. %99 oranında aynı arkadaşlar. Bunu şöyle takarsan olur mu? Olmaz. Bu şekilde takmayacaksın. Sökerken yönüne bakacaksın. Yönünü bilmiyorsan yanındakine bakacaksın. Öylece anlayacaksın. Veya kapağa bakacaksın. Orada da karşılığı var arkadaşlar. Yanına göre getirelim, takalım. Şimdi yerine koyalım. Burada yerini dikeceğim diktiğinizde, sıcak havayı da verdiğinizde bu uçmaya kalkar. Şöyle yapalım, bak uçuyor. İlk önce lehimin erimesine izin ver. Sonra getir cımbızınla, şöyle tut bunu yanlarından. Oraya monte et. Ve havayı kenara çek. Lehim eridi, hazırız. Tuttu, daha kaçamaz. Şöyle bir ısıt genel yapısını. Yamuk duruyorsa düzelt. Bitti gitti. Ve şebeke anteni artı GPS veya Wi-Fi, Bluetooth vesaire anten ayaklarının kopuklarını da bu şekilde yapmış ve işlemiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.